Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesislerinde AK Parti Samsun İl Teşkilatı'nın genel merkez kararıyla sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticilerinin oy kullanacağı aday kim olsun temayül oylaması yapıldı. Altı sandıkta 245 sivil toplum kuruluşundan başkan ve yönetici 1035 kişi oy kullandı. Samsun'daki birçok sivil toplum kuruluşu başkanı ve yönetim kurulları oluşturuları sabah saat 9'dan itibaren gelerek saat 17'ye kadar oylarını kullandı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Alaaddin Bayrak, genel merkezimiz sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınmasını istedi, dedi. Böyle bir demokrasi şöleni düzenlememizi söyledi. Biz de ona istinaden bugün saat 9'la 17 arasında sivil toplum örgütlerimizin kimi Samsun'da kimi milletvekili görmek istiyorsunuz noktasındaki görüşlerini almak için böyle bir düzenleme yaptık. İnşallah hayırlı olur partimiz için ve memleketimiz için diye düşünüyoruz. AK Parti milletvekili aday adaylarının tamamının da bulunduğu temayülde oy kullanan Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç yeni bir sistem yapılıyor dedi. Vallahi yeni bir sistemle yapıyorlar herhalde. AKP bunu sivil toplum örgütlerine yayarak yeni bir sisteme taşıdı diye düşünüyorum. Batılı millete hayırlı olsun, ne diyelim. Samsun Bedensel Engeller Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yakup Özden de Samsun'da en iyi hizmet verecek kişilerin hizmet vermelerini istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının daha iyi değerlendireceklerini umuyorum şeklinde açıklama yaptı. Samsun'umuza en iyi hizmet verecek insanların burada görev almalarını diliyoruz. Tabii biz de biliyorsunuz abi, biz de engelli olarak biz de bu camiada var olduğumuzu gösteriyoruz her alanda. Ondan dolayı ben burada tekrar temayül oylamasında oy kullanacak tüm arkadaşlarımızın, STK'ların, hani bu Samsun'da görev alacak insanların daha iyi değerlendireceklerine inanıyorum. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak tek tek oylar sayıldı. Sayılan oylar toplanarak, çuvala konularak aday adaylarının önünde mühürlendi. Oylar AK Parti Samsun İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Hakan Ay tarafından karayoluyla genel merkeze götürüldü.